Evet, mutfakta Ray Rizzo var. Tekrar hoş geldin Ray'cim. Hoş bulduk. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Ama seni böyle çok fit görüyorum. Teşekkür ederim. Acayip. Teşekkür ederim. Bugün nasıl fit olunuyor? Yani tabii bunları yenirse evet. Fit olunur. Ray Rizzo New York'ta doğmuş. New York'ta daha doğrusu doğmuş. Ama kökleri İtalyanmış. İtalya, Norveç var. Norveç'te yani, var. Yani karışık. Karışık ama diyorsun. Artık Türkiye'de 13 yıl oldu. 13 yıl mı oldu? Evet. Türkiye'desin. Çok sevindim. Şimdi Ray Rizzo bize bugün gerçekten çok güzel birkaç tane şeyden bahsedecek. Özellikle anlatacağı şu kahve Canan Karatay'ın bayağı bir kulaklarını çınlatacak. O diyecek ki işte bu, işte bu diyecek. Ben de ona benzer bir şey yapıyorum. Ray ile orada böyle bir bilgi paylaşımı da yapacağız. Tamam, kahve için başlıyoruz. Kahveden mi başlayalım? Tamam olur, istersen siz kahveden konuştuk değil mi? Tamam kahveden tamam. Konuşalım. Sabahları bir kahve. Şimdi ben de böyle kahvaltımı öğleye çekiyorum ve bir kahve hazırlıyorum kendime. Ray şimdi o kahveyi yapacak. Ne bu kahvenin özelliği Ray? Bu kahve şu an ben çok... intermittent fasting yapamıyorum. Ama evet. Gene de kahvaltı için... Yani gecikmeli kahvaltı ve uzun şey. Hani şey diyorlar ya, oruç diyorlar ama diyet orucu diyorlar. Evet. Yani şey bir oruç değil, tam bahsetmiyoruz. Hani uzun süren açlık. Yapamıyorum ama bu kahveyi içiyorum. Ama gene de erken kalkıyorum. Bazen erken kalkıyorum, yoga yapacağım ya da spor yapacağım. Çok büyük kahvaltı yapamıyorum. Kahvaltı tamam. Daha geç yapıyorum. Normalde saat 11 gibi güzel kahvaltı, öğle yemeği gibi besleniyorum. Ondan sonra erken akşam yemeği. O yüzden kahvaltı için yani normalde bu kahveyi güzel. Yapacağım. Hadi. Aşağı yukarı. O yüzden iki tane filtre kahve hazırlandı. Tamam. Bu çok. Yani evet. Belki 2-4 kişi için çıkıyor. Tamam. Ama koyuyorum. Ya evde bazen Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Ben Hindistan cevizi yağı kullanıyorum ama tereyağı da olur. Onun nedenini şimdi açıklayacağız. Canan Karatay çok saygılarımı iletiyorum buradan. O da tereyağı çaya mesela çaya tereyağı koyun dedi. O olay oldu böyle herkes işte kimiz dedi ki ay çaya tereyağı konur mu evet. Konmaz mı? Ama gerçekten önemli bir şeyden bahsetti Canan Karatay. Ve çok lezzetli. Biraz cappuccino. Ben süt içmiyorum ama tereyağı güzel. Normalde... Ne kadar koyuyorsun? Dur onu bir böyle ya... görelim. Bak kameraya oradan bir göster onu. Bak, hangi kamera? Şurada. Aa, tamam. Ha bak bak bak. Bu kadar koyuyor. Bu kadar koyabilir. Bu kahve fazla yalnız. Evet. Şu anda en az 3 kişi içer bu evet. Kahveyi. Daha tereyağı koyabilirim. Çünkü tereyağı bu ketojenik için güzel bir enerji veriyor. Evet. Ve ben yine de koy tereyağı alacağım. Organik. Köy tereyağıyla. Evet, Sakarya'dan geziyorum mantar toplamak için. Evet. O yüzden en az bu kadar tereyağı daha koyabilirsiniz istersen. Ben ondan sonra tarçın koyuyorum. Bunu da ben yapıyorum. Evet. Evet. Zerdeçal var. Güzel. Güzel zerdeçal. Bu circulation için evet, her şeyi evet. Gelecek. Ve zencefil var. Ya ben yani bunları kendi kendime ekledim. Demek ki iyi oluyormuş. Ben demleme yani bu presler var ya. Presin içine kahvemi, filtre kahve içiyorum. Kahvemi, zerdeçal, böyle tatlı kaşığının veya çay kaşığının dolu olmayan bir çay kaşığı. Tarçın, zerdeçal, zencefil. Koyuyorum hepsini. Çok iyi hissediyor özellikle kişi için. Sen ondan sonra bal koyuyorum. Ben siz yemiyorsunuz. Evet. Koyabilir mi? Koyabilirsiniz. Tamam. Ben bal koydum. Propolis var evde. Bee pollen çok evet. Kullanacağım. Benim sabit ve maca, spirulina, özel pel. Benim smoothie, kahve smoothie yapıyorum. Evet ben de propolis zaman zaman içine koyuyorum. Fakat benim mide çok hassas değil. Bazen insanlar çok hassas mide var. Bu olmuyor. Bazen çok ağır gelebilir. Lütfen yavaş yavaş ekleyin içine. Ben şimdi evden iki tane böyle yapıyorum, çıkıyorum. Akşama kadar içiyorum. Doktorum dedi ki sabah bunu içerek yani içine yağ koyduğunuz için enerjiyi yağdan alıp uzun süre öğlene kadar 11.30'da burada ettim kahvaltımı. Uzun süre aç kalabiliyorsunuz. Sen de onları anlatacaksın. Evet. Şimdi ben de yapacağım her şey. Bak güzel renk çıkıyor. Biraz cappuccino gibi renk çıkıyor. Bu kadar yetiyor. Wow. İşte bu. Süper. Çok güzel bir kahve. Yani bununla tokluk hissi sağlayabilirsiniz. Hani nasıl süt koyuyoruz, krema koyuyoruz kahveye.
Tereyağı aslında orada o işlevi görüyor. Veya Hindistan cevizi yağı. İnanın işe yarıyor. Yani diyette falan da işe yarıyor değil mi? Evet, diyete tabii ki bağ koymak gerek yok ama bu diğer şeyler çok kalori olmuyor. Ve metabolizm yüksekleniyor. Evet. Ve çok iyi tarını var. İşte bu kahve hazır. Ondan sonra kahvaltı devam ediyoruz değil mi? Evet. Şimdi buna, bu yağ olayına, buradaki bu Hindistan cevizi, tereyağı, hani o türevi yağlara da NTC yağları diyorlar. Ben rica etmiştim arkadaşlara çıkartsınlar diye.